Senin ne işin var burada? Sen yaptın. Vural'ı sen öldürdün. Hayır. Ben yapmadım. Asu! Dur! Ne olur dinle beni! Asu! Hacer dur, ne olur dinle! Hacer! Düşündüğün gibi değil. Ne olur beni dinle. Bırak beni. Hacer kazaydı. İsteyerek öldürmedim. Her şey bir anda oldu. Bırak beni. Ben o gece motorla geçiyordum. Onları tesadüfen gördüm. Kavga ettiklerini anladım. Sırf merakımdan yaklaştım. Karaya çıktım ben de. Kerim kıyasıya vuruyordu. Öldür beni diye yalvarıyordu Kerim'e. Öldür beni, öldür beni, öldür beni diye yalvarıyordu. Sonra Kerim, jandarmaya gideceğim dedi. Çekti gitti orada, öylece kaldı. Benim de sorulacak hesabım vardı. Kendimi daha fazla tutamadım. Fatma Gül'e ne yaptın sen? Üstüme atladı. Bir yumruk attım. Öldürmek için değil. Sadece bir yumruk. Düştü kaldı öyle. Ben de anlamadım ne olduğunu. Kalkacaksan kalkmadım. Hiç hareket etmiyordu. Öldüğünü anlayınca çok korktum. Paniğe kapıldım. Kaçtım oradan hemen. Ne olur inan bana. İsteyerek öldürmedim. İnsanın kanı var ellerimde. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilemezsin. Bununla yaşamak çok zor. Vicdan azabı kemiriyor içimi. Beynim uyuşuyor bazen. Her gece rüyamda görüyorum. Her gece yerde öyle yatarken görüyorum onu. Bazen yolda karşıma çıkacakmış gibi geliyor. Bazen arkamdan geldiğini hissediyorum. Evde bir odada saklı sanki. Her kapıyı açınca ardında onu görecekmişim gibi. Korkuyorum hala. O gece kaçarken duyduğum korkudan daha fazla. Ömür boyu ben bu acıyı çekeceğim biliyorum. Şimdi anlıyorum beni neden tekrar geri istediğini. Ben onları gördüğümü söylediğimde niye bana koşa koşa geldiğini. Hayır. Evet. Evet onun için geldim. Hayır.
Beni düşündüğünden değil, sırf paşanı kurtarmak için. Hacer, ne olur böyle konuşma benimle. Sözde beni düşündüğün için susturuyordun beni. Ben umurunda bile olmadım senin hiçbir zaman. Sen kendi kurtarmaya çalışıyordun hep. Şimdi ne söylesem inanmayacaksın bana. Hiçbir şey söyleme artık, hiçbir şey. İki tatlı lafına kanıp senin ne mal olduğunu unuttum. Allah artık bunu, takmama gerek kalmadı. Hayır, yapma. Sus payı olsun diye taktın bunu bana, değil mi? Yine çıkaran için beni kullandın. Senden şüphe etmeyeyim diye beni umutlandırdın. Bunu çıkartma parmağından. Gerçekten seni çok seviyorum. Sen kendinden başka hiç kimseyi sevmedin Mustafa. Sevemezsin de. Fatma Gül'ün hayatını mahvettin. Kerim'in hayatını mahvettin. Beni mahvettin. Sen sadece Vural'ın değil, bir sürü insanın katilisin. Fatma Gül arıyor. Cevap ver. Ver bana. Alo. Alo Hacer, Fatma Gül ben. Fatma Gül. Tanıdım, çıktı numara. Çok güzel bir haber aldım az önce. Duruşma tarihi belli oldu. Öyle mi? Gerçi sana da tebliğ edeceklermiş zaten ama ben yine de önceden alayım dedim. Hazırlan, önümüzdeki perşembe izin ekliyoruz mahkemeye. Alo? Geleceksin değil mi? Ha, geleceksin. Evet, geleceğim. Gelip mahkemede bütün bildiklerimi anlatacağım. Taksiciye de ulaşmışlar. O da hatırlamış seni. O da gelip anlatacakmış seni havaalanına kendisini götürdüğünü. Fatma Gül. Abicim. İyi. Tamam o zaman, ben seni tekrar ararım. Mahkemede görüşürüz, tamam mı? Tamam. Çok sevindi Burka. Ay, çok sevindi. Gözün aydın Fatma Gül. Ben de abicim, ben de çok sevindim. Haftaya perşembe Kerim duruşmaya çıkıyormuş. Beni ihbar edecek misin? Hacer, Hacer ne olur yalvarıyorum sana, beni ele verme. Lütfen, ben katil değilim diyorum sana. Kazaydı diyorum, ne olur inan. Ya bir anlık hatanın bizim hayatımızı mahvetmesine izin verme. Evlenelim, gidelim buralardan. Unutmak mümkün değil ama uzaklaşalım. Genciz bak, ikimizin de parası var, yepyeni bir hayat kuralım. Ömrümü dört duvar arasında geçirmek istemiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Ben zaten o geceden beri öldüm. Yaşamıyorum. Beni hayata döndür lütfen Hacer. Bana yardım et. Geleceğimizle oynama lütfen. Bak, yollarımızı kapatma aşkım. Yalvarıyorum sana. Niye geldiniz buraya? Ne işiniz var burada? Size soruyorum. Benim oğluma mı geldiniz? Ben istedim gelmeyi. Oğlunuz benim arkadaşımdı. Ben ziyaret etmek istedim. Mustafa bana eşlik etmek için burada. Dünyanın parasını yedin. Yine de mahkemede oğlumun aleyhine konuştun. Bir dakika Şemsi, bir dakika. Sen o gece oğlumu gördüğünü söylemişsin. Kerim giderken yaşıyormuş oğlum, doğru mu? Evet, doğru. Konuştun mu onunla? Hayır, konuşmadım. Uzaktan gördüm sadece. Nasıl gördün anlat. Yaman yapma. Anlat. Kerim onu giderken dövmüş. Nasıldı söyle. Acı çekiyor muydu? Ağlıyor muydu oğlum? O katilden önce en son sen gördün onu. Nasıl olduğunu bilmek istiyorum. Anlat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.